Evet merhabalar Kasım ayı hisse senetleri hisse analizlerimize devam ediyoruz. Anlatmış olduğumuz model çerçevesinde 10.000 TL'lik hisse senedi alışı yaparak sisteme dahil olmuştuk. Bu strateji uygulamaya Ekim ayında başladık. Portföyümüze 10 adet hisse senedi dahil ettik ve hedef fiyatlar belirledik. Bu hedef fiyatlar minimum bize %10 kar sağlayacak şekildeydi. Bu hedef fiyatlardan 7 adet hisse senedi Bellemiş olduğumuz seviyeler ulaştı. Satış yaptık. Kalan 3 hisse senedi de hedef fiyatlara ulaşamasa da ay sonunda karlı olarak nokta aldı. Evet Kasım ayında da benzer strateji uygulayarak 10 adet hisse senedini portföyümüze dahil ettik. Hedef fiyatlar minimum bizim %10 kar sağlayacak şekildeydi. Dolayısıyla bu hisse senetlerini detaylı olarak katıl kısmında paylaşıyoruz. Günlük işlemlerimizi katıl kısmında analiz etmeye devam ediyoruz. Evet Borsa İstanbul 100 endeksine baktığımız vakit %0.8 arttığını görmekteyiz. 9300 seviyesine gün noktalı 9400 seviyesine doğru yaklaşsa da bu seviyelerde tutunamadığı satışların geldiğini son bir saat görüyoruz. Yıllık değişimine baktığımız vakit 11.000 seviyene kadar hareket ettikten sonra burada da kuvvetli satışların gelmesiyle 8.600-8.700 seviyenin geri çekildikten sonra şu an itibariyle tekrardan yükseliş trendine girdiğimizi görüyoruz. Özellikle bundan sonraki süreçte düşen enflasyon oranları, düşen faiz oranlarını göreceğiz. Ve hisse senetleri piyasalarının esasen artmasını bekliyorum. E evet, şöyle bir son 3 günlük veri setine bakacak olur isek pazartesi, salı ve çarşamba günleri içeren veri setimiz burada gözükmekte. Hisse senetlerinin genel çerçeği 9200-9300 seviyesine hareket ettikten sonra 9.150 seviyesinde iki sefer dip yaptığını görmekteyiz ve sonrasında 9.400 seviyesine kadar hareket ettikten sonra 9.300 seviyesine doğru geriye çekildi. Bundan sonraki süreçte tek kalan yukarıya doğru hareket etmesi beklenti dahilinde. Bankacılık endeksi bugün itibariyle en fazla değer kazanan endeks. Hisse senetleri %2.8. 59 yukarıya doğru hareket etti. Gün içerisinde 12.420 13.294 seviyesini gördü ki burada esasen 52 haftalık en düşük seviyesi 7.400 yıllık olarak da en yüksek seviyesinin 16.300 olduğunu görüyoruz. 11.000 seviyeleri esasen bankacılık endeksinin dip seviyeleri olarak şekillendi. Sonrasında satışların kesildiğini gördük. En fazla değer kazanan ikinci endeks gayrimenkul yatırım ortaklığı ve yine bankacı hisse senetinin genel çerçevede içeren mali endeks %1.69 yukarı doğru hareket etti. 10.500 seviyesini geçti. Ve üçüncü sırada en fazla değer kazanan endeks temettü hisselerinden oluşan temettü endeksi %1. 34'lük artışta 10.020 seviyesine gün noktada. Evet 52 haftalık hareketine baktığımız vakitte 7.000 ile 12.000 seviyeler arasında hareket ettiğini görüyoruz. Evet en fazla değer kaybeden endekslerde ön planda finansal kiralama ve faktöring hizmetler %1.87'lik düşüşte. Bu endeks hisse senetlerine baktığımız vakitte esasen çok da ilgilenmediğim hisse senetler bu hisse senetleri vakıf finansal kiralama ulusal faktörü, lider faktörü, şeker finansal, kiralama, kredit ve faktörü, garanti faktörü ve iş finansal, kiralama hisse senetleri. Bu hisse senetlerinin tamamının bugün itibariyle değer kaybettiğini görüyoruz. En fazla değer kaybeden ikinci endeks orman kağıt basım endeksi %1.37 aşağıya doğru hareket etti. 4600-7600 yıllık değişimi şu an itibariyle yıllık dip noktasının %10 yukarısına işlem görüyor. Ve üçüncü sırada menkul kıymet yatırım ortaklığı en fazla değer kaybeden eneks %1.28 aşağıya doğru hareket etti. Evet gün sonuna baktığımız vakit en fazla artan hisse senetleri bayrak taban Silver Line Endüstri bugün itibariyle çekmiş olduğum videoda anlatmış olduğum hisse senedi DMSH, Eskar, İlyas Holding muhakkak İlyas hisse senetlerinin bir tanesi ya taban Yataban olarak liseye giriyor. Yonga Mobilya Poip hisse senetlerinden karşı hisse senetlerinden Hasan, Hütahya Şeker, Biyoenerji, Platform Turizm ve Avrupa Holding hisse senetleri en fazla değer kazanan hisse senetleri. En fazla düşen hisse senetlerine baktığımız vakit Orman Kağıt Grubu hisse senetlerinden Durda hisse senedini görüyoruz. Artemis Halı, Cem, Kervan Gıda, Tur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Sekura Plastik, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Atlantis Yatırım Holding, Mark Holding, Kafein Yazılım ve Euro Holding hisse en fazla değer kaybeden hisse senetleri. Evet, bak ambalaj hisse senedine baktığımız vakit 30 TL'lerden sonra hisse senedinin yükseliş trendini görmekteyiz. Hem dip noktalarının hem de tepe noktalarının yukarıya doğru hareket ettiğini görüyoruz. Evet hisse senedinin takaslarına baktığımız vakit ağırlıklı ortalama fiyatın arttığını görmekteyiz. Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı toplanan hisse senetlerinden özellikle A1 Kapital tarafından hisse senedinin toplandığını 11-12 TL seviyelerinde görüyoruz. Dolayısıyla 11.25 TL'nin aşağısına esasen inme ihtimalinin kuvvetli olmadığını ifade edebiliriz. Şu an itibariyle 11.47 TL önümüzdeki günlerde tekrardan Perşembe, Cuma yukarı doğru hareket etme ihtimali sahip ise senetlerinden. Evet Anadolu ısırdı hisse senedi. Üçlü dibini yaptı hisse senedi esasen. Burada göreceğimiz üzere bundan sonraki süreçte beklentim dördüncü dibini yapmadan artık yukarıya doğru hareket etmesi. Tabii ki son 3 günlük veri setine baktığımız vakit ağırlıklı ortalama fiyat her ne kadar aşağılara doğru geri çekilse de hacimlerin düşmesi hisse senedi ile ilgili satıcıların azaldığını bize gösteriyor. Ve çoğa doğru metal sanayi hisse senedi yine yükseliş trendinde olan hisse senetlerinden hem dip noktalarının hem de tepe noktalarının yukarıya doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Şu bant aralığında hisse senedi önümüzdeki günlerde hareket etmeye devam edecek gibi gözüküyor. Tabii ki BOFA'nın şurada sarı renklerle ifade ettiğim üzere alışlarını TATTA'yı topladığını görmekteyiz. Ve özelden ambalaj hisse senedi plastik ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bir başka hisse senedimiz 8 TL hisse senedinin geçmekte zorlandığını görmekteyiz. Son 3 gün veri setine baktığımız vakitte ağırlıklı ortalama fiyatının aşağılara doğru hareket ettiğini görüyoruz. A1 kapitalin hisse senediyle ilgili pozisyon almaya başladığını görüyoruz ki burada esasen 10 Kasım'dan sonra hisse senedinin düşüş trendi gözüküyor tabii ki. Orta ve uzun vadeli olarak hisse senedilerinin oldukça düşük seviyede indiğini görsek de yukarıya doğru hareket etmesi için alışların kuvvetli gelmesi gerekiyor. Ve Datagate bilgisayar hisse senedi Şubat Mart aylarında tarihi zirvelerini gördükten sonra 50 TL'nin üzerine çıktıktan sonra mevsimsellik etkisi biz etkisiyle aşağılara doğru hareket etti. 35 TL seviyelerini hareket ettikten sonra Son bir aydır hisse senedinin yavaş yavaş yükseliş trendini görmekteyiz. Bundan sonraki süreçte hisse senedinin yukarı doğru hareketin esasen sürdürmesini bekliyorum. Benzer şekilde bir başka iştirak firma Desbek Bilgisayar hisse senedinde de yükseliş trendini görmekteyiz. Burada da gedik yatırımın hisse senedi ile ilgili alış pozisyonu geçtiğini görüyoruz. Yine ağırlıklı ortalama fiyatının yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz ve POIP ise senetlerinden piyasa öncesi platform ise senetlerinden Yonga Mobilya Kasım ayının yıldızı olabilecek hisse senetlerine olduğunu ifade etmiştim. Vakıf yatırım bu hisse senedini toplamaya devam ediyor. Bugün de kuvvetli alış yapmış durumda. Hisse senedi tabii ki 118 TL daha evvel Mayıs ayında görmüş olduğu seviye 83-84 TL'lerin üzerine kapatırsa ilk aşamada bu seviyeye kadar hızlıca hareket edebilir. Evet halka arası hisse senetlerine baktığımız vakit bin yatırım 100 TL'ye kadar geri çekildikten sonra TK'dan bugün itibariyle tepki geldiğini görüyoruz. Evet yine 2024 halka arası hisse senetlerinden altın ay savunma hisse senetlerine bakacak olursak her ne kadar Aselsan yukarıya doğru hareket etse de bugün itibariyle altın ay savunma hisse senetlerinin şu an itibariyle herhangi bir trend söz konusu değil. İşlem hacminde oldukça yüksek seviyede olduğunu görüyoruz trade için. Mantıklı hisselerden belli ki. Evet yine son alkart hisse senetlerinden durukan şekerleme gıda hisse senetlerine çok fazla bireysel yatırımcının talep göstermediğini görmekteyiz. Bu hisse senede belli ki çok fazla yatırımcının ilgisini çekmiyor fakat yavaş yavaş yukarıya doğru hareketlenmeye çalışmış gibi duruyor. Evet öz Yaşartel hisse senedi 25.28 seneden %2.7'lik düşüşle gün noktalı birinci dip seviyesi 25.14 Yarın itibariyle ikinci dibini yaptıktan sonra yukarıya doğru hareket edebilir. Fakat burada tabii ki 27 TL'nin üzerine çıkması çok kolay olmayabilir. Evet portföy özetimize baktığımız vakit katıl kısmına detaylı olarak portföyümüzü hisse senetlerimizi stratejilerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. 16.044 TL Kasım hisse senetlerimizin portföy büyüklüğü tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine kendi plana göre yatırım karar vermesi gerekiyor.